Meryem 7 gözlemli bir örneklem ile sıfır hipotezinin popülasyon ortalamasının 18'e eşit olduğunu ve karşı hipotezin de ortalamanın 18'den küçük olduğunu ileri sürdüğü bir test yapıyor. Kullandığı test istatistiği olan t eksi 1,9'a eşit. Çıkarımsal koşulların sağlandığını varsayın demişler ve Meryem'in testi için yaklaşık P değeri ne olmalıdır diye de sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. P değerini hesaplamadan önce neler olup bittiği hakkında biraz konuşalım. Burada bir veri kümesi ya da popülasyon var. Sıfır hipotezine göre gerçek ortalama 18'e eşit, karşı hipoteze göre de 18'den küçük. Sıfır hipotezini test etmek için Meryem bir örneklem alacak. Aldığı örneklemin boyutu 7'ye eşit. Bu örneklemin ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayacak ve bunu kullanarak da t istatistiğini. Bunu nasıl yapacağına gelecek olur ise ki zaten bize bundan bahsetmemişler. T istatistiği örneklem ortalaması eksi 0 hipotezinin ileri sürdüğü popülasyon ortalaması bölü ortalamanın standart hatasının yaklaşık değeri. Bu yaklaşık değeri bulmak için de örneklem standart sapmasını örneklem boyutunun kareköküne böleriz. Bunu hesaplayıp neye eşit olduğunu vermişler. Evet bunun eksi 1,9'a eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bir t dağılımını ele alacak olur isek hızlıca bir t dağılımı çizmeye çalışıyorum. Evet bu ortalaması karşı hipotez ortalamanın 18'den küçük olduğunu ileri sürüyor. Bu yüzden biz de bu ortalamanın 1,9 standart sapma altında ya da üzerinde bir T değeri elde etmenin olasılığını bulmak istiyoruz. Ve bunu bir TI-84 kullanarak hesaplayacağım. Ee, yapmamız gereken bu tuşa ve dağılıma bastıktan sonra T kümülatif dağılımını seçmek, yani 6. olan. Enter'a basalım. Alt sınır eksi sonsuz olmasını istiyorum ve bu değerin evet eksi sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Üst sınır ise eksi 1,9 olacak. Serbestlik derecesi örneklem boyutunun bir eksiğidir ve burada 7 eksi 1'den 6 olarak seçilecek ve P değeri bakalım neymiş? 0,053. Evet 0,053. Meryem'in daha sonra bunu önceden belirlediği anlamlılık seviyesiyle yani alfa ile karşılaştırması lazım. Eğer alfadan küçükse sıfır hipotezini reddedip karşıt hipoteze bakacak ama eğer büyükse de sıfır hipotezini reddetmeyecek.